Evet değerli dostlar herkese tekrar merhabalar. Bu videomuzda Aksa hissesini irdeleyeceğiz. Biliyorsunuz iki gündür Aksa'da bir güzel haber var. Yani dünyada en büyük e, elyaf üreticisi e, akrilik elyaf üreticisi Aksa. Arkadaşlar e, haftada dört gün çalışma sistemine geçtiklerini duyurdular. Yani bu karar sonrası e, yani daha da verimin artıp artmayacağı noktasında bir pilot uygulama arkadaşlar. Yani iş kalitesinin Artıp artmayacağı noktasında bir e, böyle bir pilot uygulama yapmışlar arkadaşlar. Yani Aksa'nın genel müdürü Cengiz Taş. E, bakalım tebrikler diyoruz. Güzel bir haber. E, ya yani bu olay arkadaşlar e, 31 Mart'a kadar e, bildiğim kadarıyla Aksa çalışanlarını ilgilendiriyor. Yani güzel bir haber. Yani bakarsınız 4 gün mesai ile daha güzel daha verimli bir çalışma arkadaşlar. Artık bilmiyorum hangi günler e, devre dışı kalacak. Pazartesi sendromu, salı sendromuna mı dönecek? Onun zamanına göreceğiz. E, güzel bir haber. Yani Aks adına, ülkemiz adına böyle güzel Haberleri de duymak gerçekten hoş arkadaşlar. Şimdi aksaya şöyle bir bakıyoruz. Ee, öncelikli olarak arkadaşlar aksada bizim biliyorsunuz şurada bir e, şunları alalım artık. Şöyle ufak tefek çizgileri falan şöyle kaldıralım. Şimdi bizim burada bir tobo formasyon hedefimiz vardı. Ben sizlere her zaman anlatıyorum. Şu tobonun arkadaşlar şekline şemaline fazla takılmayın. Bulduğunuz yerde arkadaşlar toboyu yapıştırıp geçeceksiniz. o kadar basit. Basit yok sağ omuz aşağıda yok sol omuz aşağıda yok düzgün değil yok. Sağ omuz kısmında şunun gibi işte iki tane dip yapmış. Adam bunu bile söylüyor. Arkadaşlar uyanık olun uyanık. Bakınız bu ise buralardayken biz 74 TL'deyken topo var dedik. Hedefimiz 90 dedik. Bakınız şu tebe yani bazen banalizleri yapıyoruz. Yani bilmemek bilmemek arkadaşlar gerçekten kötü bir şey ve hatta e, yanlış bilgi edinmek bu yanlış bilginin üzerine bir şeyleri bina etmek etmeye çalışmak daha da kötü bir şey ki arkadaşlarımız işte e, bir şeyler öğrenmişler işte tobu dipte olur Tepede tobu olmaz Biz de diyoruz onlara buranın dip tepe olduğunu Sen nereden biliyorsun Yani Bununla ilgili e, nasıl bir e, elinde dönem var bilgi var ki sen dip Tepe muhabbeti yapıyorsun bunu hep anlattık sizlere. şimdi Geçenlerde de biz bu ise 2 saatlik kadar de sıkışma hisseleri arasına aldık arkadaşlar hatırlayacağınız üzere bakın şöyle bir sıkışmamız vardı bir yükselen Üçgen formasyonu artık burada şöyle güncellemeler yapmamız oldukça normaldir arkadaşlar. Yani şöyle bir güncelleme yapmış oluyoruz. Bakın şöyle uzun soluklu baktığımız zaman arkadaşlar. Şöyle bir tablomuz var. Şimdi burası kopar isek arkadaşlar. Yani burada bir kopuş gerçekleşirse. Bakınız şu derinlik kadar daha yukarı gidebiliriz. Yani 101 rakamı burada karşımıza çıkıyor olacak. E, Aksa hissesinde. Yani şu anki görüntüde biz tam böyle 92... 90-25 gibi bir rakam çizmişiz. Direnç noktası. Kırdığımız takdirde bakınız ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Bakınız. Hatta şöyle uzatabiliriz biraz daha bunu. Şu şekilde bakınız alınabilir. Görüyorsunuz burada tamamen e, bir yükselen üçgen formasyonu. Bakınız görüyorsunuz. Yani tablomuz bu. Oldukça güzel. Yani bunun kırılımına bakar arkadaşlar. Kırıldığı an burada 92-101 yukarıda. Hatta şunu şöyle güncelleyecek olursak şu dibi alacak olursak biraz güncelleme yapalım grafikte. Bakın şuradaki derinlik kadar yukarı gittiğini düşündün arkadaşlar. Yine 101. Evet. 101, 102 bu hissenin teknik hedefi şu anda. Ha, diyelim ki kardeşim. Hadi ters oldu burası. Hadi gitmedi. Aşağı kırdı. Aşağı kırdı diyelim. Yani aşağı indik. Buradan kırılım aşağı geldi. Şunları da kaldıralım. Şuradan renk cümbüş olmasın her yer. Evet. Diyelim ki aşağı kırdı. Ne olacak arkadaşlar aşağı kırdığı zaman? ise 77'ye gelir ya bu da sana güzel bir alım fırsatı verir ya bırak gelirse gelsin yani Aksa'yı alıyorsun Aksa'yı bakın o kadar kaliteli bir şirket ki yani haftada 4 gün çalışma 4 gün mesai uygulamasını getirmiş adamlar Evet Aksa ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar e, şimdi indikatör tarafında da arkadaşlar şöyle iki saatlik grafikte bakıyorum ben indikatörlere e, yön anlamında da şu anda bir sıkıntımız yok görüyorsunuz düşen kırılımı gelmiş burada 2 saatlikte. 4 saatlik baktık biraz önce MACD indikatörü ve diğer indikatörlerimiz aldı. Herhangi bir problem yok. Ee, şu anda oldukça pozitif bir şekilde yolculuk devam ediyor. Şimdi arkadaşlar şurada Aksan'ın hemen bir 3 günlük grafik üzerinden gidelim. Önce indikatörlere bakalım. Şimdi arkadaşlar şurada şöyle bir tablo var. Bakınız MACD indikatörüne dikkat edin. Bunun tarihte de örnekleri vardır. Bakınız burada herhangi bir kesişim gelmemiş. Temas ediyor. Bakınız buradan ayrışabilir. Bakınız MACD indikatörü buradan mavi kırmızı kesmeden yukarı dönerse bu yeni bir yükseliş dalgasıdır. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Ona göre değerlendirin. Şimdi trend anlamında bakalım şöyle bir. Bakın şöyle güzel bir trendimiz var. Bu trend halen devam ediyor. Yani Aksan'ın e, direnç destek, direnç destek olarak alırsak daha direnç noktası teması var. Bu da 120'li rakamlara denk gelebilir arkadaşlar. Görüntümüz oldukça şahane, oldukça güzel. Dolar bazlı görüntüyü de hemen sizlere sunalım. Aksan'ın dolar bazlı görüntüsü değerli dostlar. Burada da oldukça şahane bir trend içerisinde devam eden hareketin arkadaşlar olduğunu görmekteyiz. E, bir kırılıma bakar her şey. Yani burada bir kırılımın gelmesi demek. Aksada bu kanal bu yukarı doğru gitmek anlamına gelir arkadaşlar. Bu açıdan da oldukça pozitif bir görüntünün hakim olduğunu söyleyebiliriz değerli dostlar. Evet, Aksa ile ilgili aktaracaklarımız bunlar. Güzel bir haber akışı gözüme ilişmişti Aksada. Ya bu haber akışını ben duymuşken dedim hem aktarmış olalım hem de şöyle bir Aksa grafiğini aktaralım sizlere. Çünkü sıkışma da hakim de Halen sıkışma ölçüsü devam ediyor. Yukarı doğru kırdığı takdirde 102 bantlar bu hissenin arkadaşlar neyidir? Teknik hedefidir. Şunu şöyle koyalım buraya. Kırılım yukarı gelirse 102 bantları. Aşağı gelirse de arkadaşlar kullanıldığımızda 70 e, kusur bantlarına gelir. Umarım yukarı doğru kırılım söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Katıla hepinizi bekliyorum. Katıla dahil olmanız sizlerin faydasınadır diyoruz. Katıla dahil olarak analiz taleplerinizi iletebilirsiniz. Canlı yayında chat ekranını kullanabilir. Hisselerinizi detaylı bir şekilde analiz isteklerinizi gönderebilirsiniz. Hisselerinize burada da aktarıyoruz. Bakın aksa diyoruz arkadaşlar. Örneğin XU100 diyelim. Biz yüze göre nasıldır? Bütün bunları görmek de sizler adına oldukça önemli olsa gerek diye düşünüyorum. Bakınız arkadaşlar 4 saatlik grafik üzerinden aksanın e, biz yüze göre oranı arkadaşlar bu bakınız aksa hissesinin biz yüze göre oranı bakınız görüyorsunuz. Yani biz arkadaşlar BIST'e göre e, baktığımız zaman büyük bir rally yaşamışız. Ama şöyle baktığımız zaman e, Temmuz ayından itibaren BIST'in gerisinde kalmışız arkadaşlar. Temmuz ayından itibaren BIST e, gerisinde kalan bir hisseyiz aksa enerji olarak değil mi? O zaman buralardan bir toparlanma da bizim hakkımızdır diye düşünüyorum ki e, doneler e, buna da müsait görüyorsunuz arkadaşlar. Grafik yapısı anlamında da buna müsait olduğunu görüyoruz. E, biz e, üzeri bir getiri söz konusu olabilir diyoruz arkadaşlar. Aksa hissesinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hemen videonun altında Binance referans kimliğimiz var. Kayıt olmayan arkadaşlarımız %10 komisyon indirimiyle kayıtlarına olabilirler arkadaşlar. E, sizlere yine takas analizlerini de sunacağız önümüzdeki artık yıl itibariyle diyelim yeni yılda takaslarla beraber karşınızda olmuş olacağız. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Güzel bir hafta sonu sizlere beraber olsun. Umarım yeni yılınız geçmiş yıldan kat ve kat güzel bir yıl olur temennisiyle arkadaşlar.